tarım uygulamalarında yapılacak alanı belirlemek önemli. Elde pinç testte ne kadar alanda yağ var bir bakıyoruz. Eğer bir umbilikal herni varsa, yani bir fıtıklaşma varsa onları o bölgeye yapmayacağız. Örneğin göbek çevresine yapmıyoruz. Göbek deliği çevresine. Şu şekilde yağ dokuyu ele alıyoruz. Genelde enjeksiyon noktaları dıştan içe doğru fanning şeklinde olacak. Derin enjeksiyon. Şimdi böyle bir vakada en azından 2 seanslık uygulama olacağını söyleyebiliriz. Tek noktadan girerek buraya ulaşmak için de 10 santimlik bir şey yeterli. Genelde bu bölgede de burada, yani dış kadranın dışından içe doğru fanning yapma şeklinde olacak. Yandaysa, eğer varsa yan bölgede de işaretleyerek yapılmasını istediğimiz alanı yine genelde şu iç kısımdan başlayarak, çünkü burası fix, burayı yaklaştırabiliriz. Bir veya iki noktadan girerek fanningle derin dokuna enjeksiyonumuzu yapacağız. 30-35 derece açılı yatırma daha iyi oluyor. Çünkü doku gevşemiş oluyor. Daha rahat tutabiliyoruz. Bu da önemli bir küçük ayrıntı, trik. Girdikten sonra normalde ağrısız bir uygulama. Farklı açılar. Genelde 20-10 cc'lik bir... burada ne kadar dozu belirlemek önemli. İlk uygulamada büyük olasılıkla her bir kadrana birer flakon uygulama gerekiyor. Aksi takdirde yeterli olmayacaktır. Daha az yapılırsa işe yarar mı? Yarar mutlaka ama çektiğinizde de değişsin yani. Farklı derinliklerde gerekirse dokuyu kaldırarak. Mesela şu anda çok yüzeye yakın hissediyorum. O zaman geriye gideceğim. Birazcık da daha sonra diğer bir bölgeye geçerek, yani karın alt kısmını bu şekilde gelip retrograd enjeksiyon. Hoş gidiyoruz, retrograd veriyoruz. Denerek gitmek doğru değil, kontrolsüz bir ödem olur. Nereye verdiğinizi tam kestiremeyebilirsiniz. Ama retrograd daha konforlu. Doğal olarak dokuda bir nekroza yol açan her uygulama bir enflamasyona yol açıyor. İğneli uygulama ekimoza yol açıyor. Bu tür yan etkiler dışında çok büyük yan etkileri yok.